Yunanistan'ın kendi başına cesaret edebileceği bir şey değil. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda Girit'te, Larissa'da deniz ve hava üsleri alması, Dede Ağaç'a radar koyması. Yunanistan ve Türkiye ilişkileri gergin seyrediyor. Atina 12 mil ısrarını sürdürürken Yunanistan ordusu Akdeniz'de son dönemlerde birçok askeri tatbikat yaptı. Bizim Yunanistan'ın ne topraklarında ne adalarında gözümüz var. Ama bizim adamıza, başka şeyimize el atmaya kalkarsa Yunanistan'daki külahları değişiriz. 12 mil tartışması ve Doğu Akdeniz'deki gerilimin arkasında sadece Yunanistan mı var? Denizlerdeki satrançta hangi büyük güçler aktif rol oynuyor? Süreci Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın ulusal kanala değerlendirdi. Maalesef İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Türkiye'yi çevrelemek ve Doğu Akdeniz gazının veya enerji kaynaklarının Yunanistan üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı için başlattığı oyun çalışması mümkün değil. İki ülke arasında başta turizm olmak üzere birçok alanda yürüyen iyi ilişkiler bulunuyor. Ancak Yunanistan'ın denizlerdeki saldırgan tutumu Ankara ve Atina arasındaki ipleri geriyor. Her iki tarafta geliri turizme bağlı ve kritik Yunan halkı savaş istemiyor Türklerle. Türkler de Yunanlılarla savaş istemiyor. O zaman emperyalizmin oyununa niye geliyorsun? Neden Amerikan gemilerini alıp da bizim üstümüze geliyorsun sorusunu sormak lazım. Gelişmeleri yakından takip eden Caş'ın önemli uyarılarda bulundu. Amerika'nın oyununa gelmesinler. Ege'de çupura avlayalım, savaşmayalım. Türk Deniz Kuvvetleri 2 günde Yunanistan gemilerinin hepsini batırabilir. Caş'ın Doğu Akdeniz'de hak ihlali yapan ülkelere seslendi. Münasır ekonomik bölge vurgusu yaptı. Bir başka şey daha var. Çok yakında, altını çiziyorum. Türkiye Münasır ekonomik bölgesinde ilan edecektir. Oradaki devletlerin donanmalarının komutanlarına seslenir. Doğu Akdeniz'in horozu biziz. Bunu unutmasınlar. Barbaros Hayrettin Paşa'yı. Korsan biziz. Bize korsanlık yapanın kılıcını kırar Türk olur.